yola gelirken mesela diyelim hasta olan oluyorsa başka olan. Onlar ne yapıyorsunuz? Allah yardım ediyor. Yani orada sınırlarla karşılaşıyor musunuz? Evet. Sese karışıyor mu? Nereden? Mesela sınırlardan geçerken. Yok ya. Evet tamam, onlar savaşıyor da sizin, siz de o arada mı? Allah yardımcısı sağ olsun. Çok kimse gitmeler düşür bizim gerçekten. Ailen nerede? Onlar Afganistan, annem, baba. Onlar orada kalıyor. Ne peki siz niçin geliyorsunuz? Amacınız ne? Davet var abi. Şey sen nerede öğrendin? Çok güzel. Kanka niye buraya geldin? Gidiyor orada. Gidiyorlar. Kardeşim hepsini alar orada varsın. Özür dilerim. Damlet biraz rahat duruyor. Burada mı? Nasıl rahatsızlar? Özür diler geliyor. Kim? Özür diliyorsunuz. Özür diliyorsunuz. Götürüyorlar başka yere böyle şey oluyor mu? Sınırda denk geliyor mu? Sonuçta resmi kaydınız burada olmadığı için. Yok yok geliyoruz. Tek gelmiyor. Hasta oda veya takat oda. Yolda kalır da onlar peki ya polisler yakalıyor ya da el tutar. Eğer polis yakalar da Türkiye polisi gönderiyor. Nereye gönderiyor? Aslında sorular sınır. İran, evet. Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle biz de bugün Diyarbakır İl Başkanlığı Teşkilatı olarak mültecileri ziyaret ettik. Tabii mültecilerin durumu içler acısıdır. Bunları bu duruma getirenler hep bize işte size demokrasiyi getireceğiz diyen Batı'nın sömürgeci anlayışından kaynaklıdır. Bu sömürgeci zihniyet yıllardır İslam ülkelerini talan etmektedir. Baktığımız mültecilerin hepsinin ortak bir yönü onların Müslüman olmasıdır. Oysa kendi bunların Batı'nın şeytanlaşmış yüzü tüm Müslümanları yurtlarından etmelerine rağmen kimisi yurdunu terk ediyor ve yolda gelirken katlediliyor, sakat kalıyor. Kimisi denizde boğuluyor. Kimisi küçücük çocuk deniz kenarında kıyısına vuruyor ve bunu hepsi yapan Batı emperyalizmidir. Onların sömürgecilik anlayışıdır. Oysa ki bize de kendilerini işte demokrat, insan haklarını gözeten, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren bir yüzlerini olduğunu söylüyorlar. Yani onların aslında iç yüzüdür mültecilerin burada olması. Bugün her yerde eğer Müslümanlar mülteci durumdaysa bunun sebebi Batı'dır. Bir yerde yani dünyanın genelinde bir baktığımızda mültecilerden hangileri acaba işte İslam dışında olan, İslam ülkeleri olmayan insanlardan oluşuyor. Yani bunun açık ve net göstergesi şudur ki Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve olmayacaktır. Onlarda bu zihniyet olduğu müddetçe hiçbir zaman ne uygar olacaklar ve ne de insanların hak ve hürriyetlerine dikkat edecekler. Sadece onların bir anlayışı vardır. Tüm insanları kendine köleleştirmektir. Burada bizim İslam ülkelerine, vicdan ehline, işte kendini vicdanlı hisseden tüm idarecilere sesleniyoruz ve şunu diyoruz. Bugün her şeyden önce eğer her yerde mülteciler Müslüman kardeşlerimizse bu Müslüman kardeşlerimizin siyasi bir birlik oluşturmaları lazım. Ve bu zihniyete karşı, Batı'nın bu sömürgeci zihniyete karşı yaptırım yapabilecek adımlar oluşturması lazım. Ve bununla ilgili dünya Birleşmiş Milletler'e eğer vicdanları varsa bu mülteci konumda olan insanlara bir fon hazırlayıp bunlara yardımcı olması gerekiyor. Etrafımda görüyorsunuz. Çoğu gencecik fidanlardır. Bunların ne suçları vardır? Bu savaş ve gözyaşı ne doğuracaktır? Bu mülteciler sadece onların değil tüm dünyanın ayıbıdır. Bu gençlerin de kendine iş, aş
ev yuva kurması gerekmez mi? Eğer vicdan ehliyim diyen dünyada kim olursa olsun bunlara bir el atması lazım. Bizim inancımıza göre de mazlumun dini sorulmaz. Dini ne olursa olsun bunlara yardım edilmesi lazım. Bizim ülkemizdeki hükümete de bir sözümüz var. Bu insanlara bir el atılsın, bunlara yardımcı olunsun, bunlara ne gerekiyorsa bir kayıttan geçirilsin. Şu an İl Göç İdaresi bunlarla ilgili herhangi bir çalışması yok. Bu insanlar burada bekliyor. Ne bekliyor, ne yapıyor, nasıl gidiyor ve kimlerin ellerinden geçiyorlar? Bazen uyuşturucu baronların elinde de kullanılabiliyorlar. Sonuçta bunların hiçbir sahibi, hiçbir hamileri yoktur. Bu yönden bu insanlara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Yani bu noktada özellikle Diyarbakır'daki STK'ların veya siyasi partilerin veya başka grupların veya bireysel insanların bu kardeşlerimize yemek vermesi takdire şayandır. Diyarbakır her zaman kendine yakışanı misafirperverliği yapıyor. Bu noktada onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onlar kendi görevlerini en azından üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. İnşallah biz de bu noktada ne gerekirse yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun dışında Diyarbakır'daki idarecilerin, yöneticilerin bu insanların her şeyden önce bir barınacağı, bir yerleri olması lazım. Böyle bu sokakta geceleri soğuktan, gündüzleri sıcaktan kalmamaları lazım. Bunlar da bizim kardeşlerimizdir. Yani bu insanları bu şekil bırakmak hiçbir yere yakışmaz ve bu bir ayıptır. Bu noktada Diyarbakır idarecilerin, mülki amirlerin en azına bu insanlara bir çadır bile olsa sığınabilecekleri bir yer ve düzenli yemek yiyecek temel ihtiyaçlarını karşılayacak ortamların ve şartların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu noktada da bu insanların en azında pandemiden kaynaklı bile olsa bu insanlara ortam ve şartların sağlanması lazım. Madem ki sağlık önemlidir, bu insanların da sağlığa ihtiyacı var, sağlıklı bir yaşama, sağlıklı bir hayata ihtiyaçları var. Bu pandemi sürecinde bunların da sağlıklı bir ortam oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Evet.